yeni bir manifestoyla bugün Bodrum Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'la bir aradayız. 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca orta sınıf turizm kenti Bodrum kadını keşfetti. Biz kendi eşitliğimizi, kendi özgürlüğümüzü ve nasıl bir kentte ve hayatta yaşamak istediğimizi ve nasıl bir siyasetçi istediğimizi biliyoruz. Bildiğimiz için bu manifestoyu hazırladık. Bu manifestonun altında imzasını koyacak aday adayları Ahmet Aras bugün burada. Biz birlikte yol yürümeye Ahmet Aras'la devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bodrum Kadın Dayanışma Derneğimiz kentimiz için çok önemli bir konuyu, eşitlik konusunu yerel yönetim manifestosunda ele alıyor. Konuyu bir ilçe belediyesi sorumluluğunda değil de bir hayat felsefesi olarak aslında algıladığımızı da söyleyebiliyoruz. Burada eşit yaşamak, bir arada yaşamak ve kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesini mümkün olarak görüyoruz. Ve değişimin yüzyılının eşitliğin yüzyılı olacağına da huzurlarınızda söz veriyorum. Eşitlikten yana taraf olduğumu gururla beyan ediyorum. Teşekkür ederim. Muğla'da ve çevre ilçelerinde yaşayan kadınlar tarafından aşağıda bulunan yerel seçim manifestosu hazırlanmıştır. Kadın erkek eşitlik politikalarının tüm hizmetler için ana kriter olarak belirlenmesi, kadınların ve ayrımcılığa maruz bırakılan tüm toplumsal grupların ihtiyaçları, eşit ve kapsayıcı bir kent oluşturulmasına yönelik yaşamın her alanında politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak etkili bir şekilde uygulanması esastır. Yerel yönetimler, kadın erkek eşitlik politikalarını güvence altına almak amacıyla farklı cinsiyet, yaş, engellilik durumunda olan ve farklı görüşlere sahip kişilerin birlikte bir arada yaşama ilkesini hedeflemelidir. Buna göre Muğla için belediye başkan yardımcılarının cinsiyet eşitliği kriteri doğrultusunda %50'sinin kadın olarak belirlenmesi, kadın politikaları ve yerel yönetim politikaları arasındaki bütüncül politikalar oluşturulması kapsamında feminist hareketten gelen kadınlardan danışman ekibinin oluşturulması, belediye meclisinde kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu oluşturulması ve mecliste alınan kararların uygulamaya geçmeden önce bu komisyonda görüşülmesi. Belediyelerin ilgili STK'ların, yerel toplulukların ve paydaşların çocuk politika süreçlerine aktif katılımının sağlanarak çocuklar ve gençler için mekanlar oluşturulması. Belediyelerin çocuk yoksulluğunu merkeze alarak sosyal politika üretmeye yönelik sosyal hizmet envanterinin mahalle bazında çıkarılması ve ihtiyaçların tespit edilerek sosyal desteklerin sağlanması. Muğla ili ve ilçelerinde ilk 6 ay içerisinde belirlenen ana merkezlerde ve ilçelerde kreş sayısının arttırılması. Teşekkürler. Sağ olun.